Emel'ce Lezzetli Anlar Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün gerçekten büyük küçük herkesin beğenisini kazanan lezzetli mi lezzetli ev yapımı çikolata tarifimiz var. Ben bunun için albeni çikolata kullandım. 4 adet albeni çikolata ile yapacağız bu tarifimizi. İç yapısını özellikle göstermek istiyorum. Karamelli, nugalı, dışı çikolata kaplı. Marketlerde artık farklı markalar adı altında da aynı tür çikolatalardan temin edebilir. Bunlarla tarifinizi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çikolatalarımızı küçük küçük doğrayıp tavamıza alıyoruz. Ardından kısık ateşte hafif erimeye başlayınca tepeleme olmasın lütfen. İçerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1,5 yemek kaşığı da süt ilave edip güzelce karıştıracağız. Burada akışkanlık kıvamını zaten görüyorsunuz. 2 su bardağı Coco Pops'um var. İçerisine ilave ediyorum. Güzelce harmanlayacağım. İç malzemesini siz de değiştirebilirsiniz. Arada içerisine 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi koyuyorum ya da 1 adet portakal kabuğu rendesi ilave ediyorum. Bu benim favori tarifim oluyor. Portakal kabuğu rendesiyle olan. Portakal kabuğunun verdiği aromatik tat inanın muhteşem. Kırılmış ceviz, kırılmış fındık ilave edebilirsiniz. Tamamen çeşitlendirmek iç yapısını size kalmış, zevkinize kalmış. Kesme tahtamın üzerine gördüğünüz gibi bir yağlı kağıt serdim. Bir kaşık yardımıyla dilediğiniz boyutlarda üzerine ilave edebilirsiniz. Biliyorsunuz yağlı kağıt üzerinden bu donduktan sonra çikolataları almak çok daha pratik oluyor. Size de bu şekilde uygulamaya yapmanızı tavsiye ediyorum. Tamamını bu şekilde yağlı kağıt üzerine aldıktan sonra buzdolabına kaldıracağım. 2-3 saat donması yeterli olacaktır. Artık donduktan sonra iyice katılaştıktan sonra kahvelerimizin yanına ikram edebiliriz. Benim için Türk kahvesinin yanında çikolata olmazsa olmaz. Eğer siz de aynı şeyi düşünüyorsanız bu tarif tam sizlik. Görüyorsunuz az malzemeli ve gayet pratik, gayet lezzetli bir tarif. Videomu izlediyseniz lütfen yorum, görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayınız. Yandaki zil butonu evlerinize, mutfaklarınıza yepyeni pratik tariflerle konuk olmamı sağlayacaktır. Denememi istediğiniz tarifleri arada bana bildirirseniz çok mutlu olurum. Gelen tarifler var, denememi istediğiniz yöresel tarifleriniz var. Bunları paylaşıyorsunuz, keyifle okuyorum, keyifle araştırıyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Sevgi ve lezzet dolu günler dileğiyle yepyeni pratik tariflerde görüşmek üzere.